Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhaba. Özellikle sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet, bu yıl 2021 yılında bakalım sizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz 2020 yılı sizler için hayli zorluydu. Hatta senenin biteceğini en çok sevinen, en mutlu olan burç bence sizler olabilirsiniz. Çünkü bayağı bir sorumluluk aldınız. Üstünüze, sırtınıza yük bindi. Gerçekten gökyüzünde pek çok gezegen sizin burcunuzdaydı. Halen de öyle. Ve güney düğüm de üzerinizdeydi. Dolayısıyla hem başarı kazandınız belki, didindiniz, çalıştınız, disiplinle, azimle, yılmadan, durmadan, duraksamadan mücadele verdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Bir yandan da gerçekten yoruldunuz. Fakat çoğu oğlak işini, gücünü, ailesini vesaire bir şekilde sahiplenmeyi, korumayı ve iş kalitesini aynı süratle devam ettirmeyi becerdiler. Çünkü ne olursa olsun Satürn sizin yönetici gezegeniniz ve bir şekilde size güç verdi, azim verdi, dayanma, mücadele etme sabrı verdi ve bununla birlikte sizler de elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştınız. Evet, 2021 yılında artık bir tık rahatlama, bir tık nefes alma, biraz daha şöyle arkaya yaslanma dönemi diyeceğim ama sizler rahatlama kelimesini, böyle tatil kelimesini çok da sevmeyen bir burç olarak çalışmaya, azmetmeye devam edeceksiniz gibi görünüyor. Özellikle Satürn ve Jüpiter kavuşumunun ikinci hanenize yani para hanenize, maddi hanenize denk gelmesiyle sizler parasal konularda, maddi konularda atılımlar yapmak isteyeceksiniz. Şans ve fırsatlar yakalamak isteyeceksiniz ki yakalayacaksınız. Ama bir yandan da zorlanmalarınız var. Yaptığınız işin hata vermesi gibi durumlar olabilir. Veyahut da beklediğiniz, çok çalıştım, çok azmettim, çok zaman ayırdım ama karşılığını alamıyorum gibi sıkıntılı durumları da birlikte getirecektir bu. Ay düğümlerine baktığımda bu yıl ikizler yay aksında devam eden ay düğümleri sizin 6. ve 12. evinize denk düşüyor. Dolayısıyla birazcık insan içinde olmak, düzenli davranmak, yakın çevrenizden ziyade iş arkadaşlarınız, ofis arkadaşlarınızla iyi geçinmek, onlara duygu ve fikirlerinizi ifade etmek. Yani bariyer kurmak, mesafeli olmaktan ziyade aslında içinize atmamak, paylaşmak. 2021 yılı çünkü paylaşma temalı bir yıl olacak. Paylaşanlar, fikirlerini paylaşanlar, belki maddi anlamda bir şeyleri paylaşanlar, sevgiyi paylaşanlar kazanacak. Dolayısıyla sizler için İçine atma dönemi değil veya sırlarınızı işte belki işte herkes bilmesin, ketum kalayım dediğiniz konuları aslında tam tersi insanlara anlatmalı, onlardan fikir almalı ve paylaşmalısınız diyorum ben. Çünkü ay düğümlerinde gitmeniz gereken nokta burayı gösteriyor sevgili oğlaklar. Peki bu yıl tutulmalara bakalım. Tutulmalar da biliyorsunuz kadersel etkilere sahipler ve bizi yıllık yorumlarda özellikle mutlaka altını çiziyoruz. Çünkü bakalım hangi alanlarda kadersel etkiler alıyorsunuz, neler yapmanız gerekiyor bu sene, hangi aşamalardan geçmeniz gerekiyor, bunu tayin ediyoruz. 26 Mayıs'ta bir ay tutulması var. Yay burcunda olacak bu, evet. Bence bu sene birazcık aklınızda olmayan bir kişiyle birliktelik yaşama durumunuz olabilir. Veya daha önce karşınıza böyle bir fırsat çıktı ve siz hayır şu an zamanı değil dediyseniz onunla tekrardan bir karşılaşma, bir birliktelik gibi bir durum söz konusu olabilir. Şaşırtıcı bir ay tutulması bu sizler için. 10 Haziran'daki güneş tutulmasıyla günlük yaşantınız yeniden şekillenecek. Hayatınızda bir takım konularda gerçekten yenilenme, yeni bir sayfa açma ve bazı şeyleri düzene sokma, rutin işlerinizi özellikle gündelik hayatınızı, sağlık konularınızı, spor, beslenme gibi konularınızı hayata geçirme dönemi olacak 10 Haziran civarı. 19 Kasım'da ay tutulması çocuk bekleyenlere bir çocuk müjdesi verebilir
veya çocuklarla ilgili bir takım haberler alınabilir bu süreçte. 4 Aralık'taki güneş tutulmasında da yine yeni bir proje için oturup kağıt kalemi alıp elinize plan program yapıyor olabilirsiniz. Her şekilde bu sene yenilenmek, silkelenmek, biraz daha hayata farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Sıkıntıların içinde güzel müjdeli haberler var. Kaygıların, korkuların içinde gerçekten tatmin edici, keyif verici anlar var. Anda kalmak, hayatı yaşamaya çalışmak bence en önemli kriteriniz olmalı sevgili oğlaklar diyorum. Kendinize iyi bakın.